Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Oldukça kolay bir oya, iki sıra halinde ilerliyor, boncuklu. Daha önceki videolarımı eğer izlediyseniz benzer bir oya daha önceden de göstermiştim. Hemen bunu nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. İki sıra halinde ilerliyor arkadaşlar. Tığ battığı ben ikişer zincir çekerek yaptım. Sonra şu alt kısmını yapıyorum. En son üstteki kirpikler yapılacak. Şöyle ilmeğime giriyorum. Şu şekilde. Alt kısmını yaparken arkadaşlar 4 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 zincir. Sonrasında burada boncuk koymam gerekiyor. Hemen boncuğumu koyacağım. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu almadan önce bir dakika arkadaşlar, yanlış olmasın. Bir defa doluyorum. Tığ battıda bir boşluk bırakıyorum. İkincinin altından giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu aldıktan sonra arkadaşlar burada şu şekilde yapalım. Zincirimin içinden boncuğumu geçiriyorum. Böyle. Sonra 1 santim uzunluğunda şu şekilde örümceğimi yapıyorum. Boncuğum şu telde kalıyor. Şuradayız. Sonra arkadaşlar boncuk olmayan 2 tele 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar şurayı şu şekilde çekip düzeltiyorum. Yarım olacak yani bu. Aşağıya doğru trabzanımın üzerine geçiyorum. Trabzanımın üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. yığı şöyle battının altından girerek yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tığ battımda bir boşluk bıraktım. İkincinin altından giriyorum arkadaşlar. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir tane boncuk alıyorum burada. Trabzanımın üzerine şöyle boncuğu da içinden geçirerek bir zincir yapıyorum. 1 santim uzunluğunda burayı ayarlıyorum ve örümceğimi yapıyorum şu şekilde. Şöyle. Sonra üzerinde boncuk olmayan 2 teli 10 tane sık iğne ile tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Trabzanın üzerinde 5 tane dolduruyorum arkadaşlar. Burayı tamamladıktan sonra 1 2 3 4 5 6. şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Alt kısmı bu şekilde, şöyle göstereyim. Alt kısım böyle. Hemen kirpiklerinin yapımını anlatmak istiyorum. Kirpiğin yapımı da son derece kolay. Benim buradaki kirpiğim sökülmüş arkadaşlar. Önce onu yapacağım. Bir çiçekten diğerine geçerken, bir kirpikten diğerine geçerken 2 tane zincir çekiyorum. Çektim. Hemen şuradaki telimin altından giriyorum sık iğne ile. Burada önce 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğnemi tutturuyorum. Sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Ortadakinde 6 çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6.
Sonra arkadaşlar yine aynı yere telin altından geçerek tutturuyorum. Bir tane daha 5 zincirli yapacağım. 4, 5 zincir. Onu da hemen tutturuyorum. Tutturduktan sonra arkadaşlar şöyle bir kayma olacak. Bu kaymanın olmaması için şuradaki sık iğnelerinden bir en baştakinin tepesine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Böylece o kayma olayını kapatmış oluyorum. Hemen gene 2 zincir çekiyorum. 2 zincir. Telime giriyorum. Sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne yapıyorum. Kirpiğimi tamamladım. Kayma yapmaması için de var olan sık iğnelerimin ucuna bir sık iğne daha tutturuyorum. İlk yaptığımızda arkadaşlar şekiller bir düzeltilme istiyor. Şöyle elinizle ütülerken özellikle düzeltin. Ütülendikten sonra son derece güzel ve zarif bir oya oluyor. Şöyle beyaz üzerinde göstereyim daha güzel fark edilsin. Bence çok güzel bir oya. Çok zarif. Ütüyle ilgili hiçbir sorunu yok. Güzelce ütülendiğinde bir daha kırışma problemi yaşanmıyor. Eğer siz de benim gibi oyamı beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece her gün yayınladığım örneklerimi görürsünüz. Ayrıca Instagram'da Oya Hanım sayfamda tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları var. Takipçim olursanız eğer oradaki yakın plan fotoğraflardan da faydalanabilirsiniz. Deneyecek olan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.